Şimdi Ulaş Özdemir'le bir Skype bağlantısı yapacağız ve Trabzonspor'un gündemini kendisiyle konuşacağız. Ulaş Özdemir, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ezgi, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, artık şampiyonluk hesapları yapıyoruz ki sizinle yaptığımız son birkaç bağlantıda da şampiyonluk hesapları yapıyorduk. Trabzonspor'a değişen pek bir şey yok. Kaldı 9 puan diyoruz artık. Önündeki maçlarda Beşiktaş, Gaziantep ve Karagümrük maçları. Tabii ki Konyaspor'un bir puan kaybı durumunda belki de daha erken gelecek bir şampiyonluk. Nasıl değerlendiriyorsunuz şu an içinde bulunduğumuz durumu? Oradan başlayalım. Tabii Trabzonspor için bugün, yani bu sezon üzerinde bütün her şey hem Trabzonspor yönetimi hem teknik heyet hem de taraftarların istediği şekilde gidiyor. Bütün denklemlerin doğru bir şekilde bir araya geldiği başka bir sezonu ben çok hatırlamıyorum aslında ve bu kadar puan farkının da olduğu. Aslında Trabzonspor geçen hafta Çaykur Rizespor'u yenseydi deplasmanda belki bugün daha farklı şeyleri konuşacaktık ama Süper Lig öyle bir yer. Futbol böyle bir şey. Dolayısıyla hemen sizin erkenden de böyle şampiyonluğunuzu ilan etmenize çok fazla sahadaki oyunda müsaade etmiyor. Ama mesela Trabzonspor yenildi. En yakın rakibi Konya'da Fenerbahçe'ye yenildi. Bu sefer Fenerbahçe de arkadan Konyaspor'u takip etmeye başladı. Dolayısıyla önümüzde bir 8 haftalık bir süreç var. O 8 haftalık süreç içerisinde Trabzonspor aslında ne zaman şampiyonluğunu ilan edeceğinden ziyade erken ya da bir rekor da olabilir bu tabii. O rekoru da egale edebilir ama daha çok uzun yıllar beklenen bir şampiyonluğun gelmesi Trabzonsporlar için daha önemli bence Ezgi. Peki şimdi özellikle biraz önce yine aktardık. 12 oyuncusunu milli takımlara gönderdi Trabzonspor. Bu önemli bir sayı. Bu oyuncular milli takımlardan nasıl dönecekler, orada nasıl performans sergileyecekler, bu da önemli. Lige dönüş açısından da çok önemli. Bu kadar eksikle şu anda çalışmalarına devam etmesi için neler söylersiniz? Şöyle zaten Abdullah Avcı Rize maçından sonra 5 günlük bir izin verdi. Yani takımın neredeyse yarısı yok diyelim bu anlamda milli takıma giden oyuncularından dolayı. Ama Trabzonspor'un şu anlamda ben teknik ekibini tebrik etmek gerekiyor. Evet, zaman zaman çok ciddi sakatlıklar yaşadı. Mesela Hamşik işlerinden belki de en geç dönecek oyuncularından bir tanesi olacak Trabzonspor'un ama bu sakatlıklara rağmen bütün oyunları domine etmeyi bildi ve o maçlardan da galip gelerek ayrıldı. İşte Cornelius olmadığı zaman da kazandı. Vakame olmadığı zaman da kazandı. Uğurcan olmadığı zaman da, Ömür olmadığı zaman da. Yani böyle birçok oyuncusu, önemli oyuncusu eksik olmasına rağmen Trabzonspor yine maçları almayı bildi. Çünkü bir dediğimiz gibi daha önceki yayınlarda da söyledik artık oturmuş ve bir sistem takımı oldu Trabzonspor. Dolayısıyla ben milli takımlardan dönecek oyuncuların yani çok aman aman olağanüstü bir şey yaşanmadığı sürece herhangi bir sakatlıkla oradan takıma katılacağını falan ben düşünmüyorum Ezgi. Şimdi Hamşik'in de bu arada milli aradan sonra artık yavaş yavaş takıma dönmesi bekleniyor. Az önce siz de söylediniz. Bütün oyuncuların eksikliğini bir şekilde doldurmayı başardı Trabzonspor. Hamşiksiz de bir oyun formülü geliştirdi. Peki Hamşik'in dönüşüyle birlikte acaba yeniden nasıl bir değişiklik olacak? Hamşik Trabzonspor'un bütün oyun planının en önemli parçalarından bir tanesi. Özellikle Abdullah Avcı'nın sahadaki oyun planının bir organizatörü diyelim, bir yönetmeni diyelim. Tabii Hamşik'in yokluğunda bunu büyük ölçüde Vakame yapmaya çalıştı. Eğer Beşiktaş maçıyla beraber Hamşik dönerse ki muhtemelen Beşiktaş maçında Hamşik'i ilk 11'i bekliyoruz. O zaman orta sahadaki denklem Hamşik ve Dorukhan şeklinde ilerleyecektir. Önlerinde Ömür olacaktır. Hamşik çok özellikli bir oyuncu. Dünya yıldızı. Napoli'de senelerce futbol oynamış ve şu anda yani Maradona'dan sonra Napoli'nin en efsanevi topçuları arasında. Dolayısıyla kalan haftalarda Hamşik'in takıma katılmasıyla beraber Trabzonspor'un o ligi, sezon başından beri Hamşik'in olduğu döneme kadar oynadığı o oyunun ne diyelim daha üst seviyesini görebileceğiz sevgili Ezgi. Şimdi bir taraftan da transfer çalışmalarının özellikle gelecek sezon planlarının da yapılmaya başladığını biliyoruz Trabzonspor'da. Takıma nokta atışı birkaç hamle yapılacak ama esas taraftarların merak ettiği konu
kimlerle yollar ayrılacak? Çünkü teklif gelmesi beklenen çok fazla oyuncu var. Uğurcan gibi, Abdülkadir Ömür gibi. Bu isimlerle yollar ayrılabilir mi acaba? Nasıl bir gelir elde ederek, kulübe para kazandırarak gidecek bu oyuncular? Bu da merak ediliyor. Bu anlamda kadro yapılanması ile ilgili oyuncuların alabileceği tekliflerle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdi şöyle, Abdullah Avcı bu transfer mühendisliğini yani özellikle bu sezon için çok doğru bir şekilde planladı, yaptı. Ama takımda şimdi şöyle bakmak lazım, Uğurcan. Yani Uğurcan'a 20 milyon euronun üzerinde bir teklif geldiği zaman siz Uğurcan'ı o takımda tutamazsınız. Ama Uğurcan'ın yerine kimi koyacaksınız? Yani orayı bir yabancı kaleciyle mi dolduracaksınız, yoksa bir yerliyle mi dolduracaksınız? Ya da Uğurcan'ın arkasında senelerdir bekleyen Erce ile mi yollarınıza devam edeceksiniz? Bunlar aslında Abdullah Avcı ve Trabzonspor yönetimine eğer Uğurcan giderse bekleyecek en önemli denklemlerden bir tanesi bence. Evet, ben kişisel olarak Uğurcan'ın takımda kalmasını ve kaptan olarak yoluna devam etmesini isterim ama sonuçta o da Avrupa hayalleri olan ve yani yüksek bonservis bedeliyle Trabzonspor'a da para kazandırıp gidecek olan bir oyuncu ve aynı zamanda milli takımında kalecisi. Dolayısıyla Uğurcan'dan sonra oraya gelecek olan kaleci her halükarda Uğurcan'la kıyaslanacak. Bu oraya gelecek kaleci için çok zor. Bunu ben yerli kalecilerin çok kaldırabileceğini düşünmüyorum. Ama seneye 4 yerli kuralı olduğunu düşünürsek de muhtemelen Trabzonspor bu transfer mühendisliği açısından şöyle bakmak lazım. Belki sol bek ve stoperi bir Türk olarak deneyecek. Aynı zamanda orta sahada bir yerli, yine onların önünde bir yerli gibi ilerleyeceğini düşünüyorum. Ben çok yerli bir kaleci tercihi yapacağını Trabzonspor'un düşünmüyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Bakasetas için tekliflerin olduğunu biliyoruz. Tabi burada en önemli başka bir oyuncusu daha var Trabzonspor'un, Canini. Canini sezon başında gidecekti. Ancak Abdullah Avcı bu sene şampiyonluğu oynayacağız, bir yere gidemezsin dedi ve Canini takımda kaldı. Şimdi devre arası da yine ben hocayla görüştüğünü biliyorum Canini'nin ve artık sezon sonu için müsaade istediği belirtiliyor. Canini de giderse yani Trabzonspor'un bence en özellikli oyuncularından bir tanesi ileride 3. bölgede ve çok büyük katkılar sağladı. Onun yerine de yine bir oyuncu bulabilmek önemli. Bakasitas da gittiğini düşünürsek Trabzonspor'un yani ben böyle 4 ya da 5 oyuncuyu satacağını falan düşünmüyorum. Yani Max 2 ya da 3 oyuncuyu satarak o omurgayı koruyarak aslında yoluna devam edeceğini ama bununla ilgili de dediğim gibi en önemli konu kaleci ve bu kaleci konusunda eğer Uğurcan ciddi anlamda da teklifler gelmeye başlamış gidecekse yani herhalde şimdiden Trabzonspor'un izleme ve değerlendirme komitesi kalecileri bakıyordur ama yerli kaleci zaten belli kimlerin olduğu hemen hemen hepsini biliyoruz zaten Türkiye standartlarında ama muhtemelen bir yabancı kaleciyi gelecek yıl Trabzonspor'un kalesinde görebiliriz. Peki Abdülkadir gidebilecek o 2-3 isimden biri olabilir mi? Zira siz çok daha iyi hatırlarsınız. Zamanında Yusuf Yazıcı ile birlikte teklif almış bir oyuncuydu ama o zaman gitmemişti. O zaman o teklif değerlendirilmemişti. Ve sonrası işte sakatlıklar, biraz zor günler olarak devam etmişti Abdülkadir açısından. Ama yeniden bir yükselişe geçti. Acaba bu kez gider mi? Şöyle Ezgi, yani o zamanki gelen teklifler 20 milyon euronun üzerinde tekliflerin olduğu söyleniyordu. Yani 22-23 civarında. Yani ben şimdi şöyle düşünmek lazım. Evet, Yusuf Yazıcı ile beraber Abdülkadir Ömür'ün takımdan aynı anda satılması o takımın yani gücünü, kudretini kırar. Doğru. Ama bir oyuncuya 23 milyon euro, 20 milyon euronun üzerinde teklif geldiği anda o oyuncunun takımda kalmasını ben çok doğru bulmam. Onu söyleyeyim. Çünkü hani Abdülkadir gibi bir oyuncu belki bulamazsınız ancak Abdülkadir'e yakın böyle teknik özellikleri iyi, driplingleri iyi, oyunu iyi okuyabilen, oyun pozisyon bilgileri iyi olan ve 3. bölgede ve defansif yönünde iyi olan bir oyuncu bulabilirsiniz. Abdülkadir kadar olmasa dahi. Dolayısıyla o gün hani Sayın Başkan Ahmet Ağol da keşke satsaydım bir pişmanlığım var dedi bu konuyla ilgili. Evet, sonradan pişman oluyorsunuz. Niye? Oyuncu sakatlıklar yaşadı. Eski performansına bir türlü kavuşamadı. Sonra bir daha sakatlık yaşadı. Yani Abdülkadir istediği noktaya bir türlü gelemedi. Şimdi yavaş yavaş oraya doğru çıkıyor. Dolayısıyla Abdülkadir'e sezon sonu için gelecek tekliflerin ben
20 milyon euronun üzerinde falan olacağını sanmıyorum. Böyle bir 10-12 milyon euro civarında gelirse de şayet ki yabancı birkaç takımın da scoutlarının Abdülkadir'i izlediğini biliyorum. Ama orada başka bir şey daha var. Trabzonspor altyapısından yetişmiş Ahmet Can'ı da Avrupa'nın önemli iki takımının scoutları da izliyor ki Beşiktaş maçına da gelecekler. Bir de öyle bir durum da var. Onu da söyleyelim. Beşiktaş maçında hemen hemen herkesin gözü aslında Beşiktaş maçında olacak. Biletlerin de fiyatlarının da bu arada 5'e katlandığı bugün gazetelerde vardı ama yine de yoğun bilgi olması bekleniyor zannediyorum. Bir son cümle alayım Ulaş Özdemir. Ezgi, bu biletlerle ilgili bir şey söyleyeyim. Tabii bilet fiyatları gerçekten çok pahalı ve taraftarlar da bu konuda yani belli bir bölümü eleştiri yapıyor. Ben Trabzonspor yönetiminin özellikle kale arkaları ve maraton diye tabir ettiğimiz doğu tarafında böyle bir tık indirime giderse, yani sonuçta parası olan insanların gittiği yer değildir tribün. Yani herkesin belli ölçülerde geliri var, onu da biliyoruz. Trabzonspor taraftar yapısını da ben iyi biliyorum. Dolayısıyla orada bir güzellik, bir babalık yaparsa taraftarlarına herkesi de mutlu etmiş olurlar. Peki. Ulaş Özdemir çok teşekkürler yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyorum size. Size de Ezgi, iyi yayınlar diliyorum. Çok Başarılar. teşekkürler, çok sağ olun. Hemen dün akşama gidelim. Artı Futbol programından öne çıkan konu başlıklarıyla devam ediyoruz. Saat başında stüdyo konuğumuzla buradayız.